Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfırdan bir hesap açarak kullanmaya başlayalım dedik. Hesap açmaya geçelim. Ben kendi hesabımı açalı bayağı uzun bir süre geçti. O yüzden hani ne çıkacağını, nasıl bir yol izleyeceğimizi hep beraber göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Start diyerek başlayalım kendi orijinal Prezi sitesinden. Burada bize paketler gözükecek. Paketlerini gösteriyor, fiyatlarını. Aylık olarak ücretli bir program. Ama ücretsiz versiyonlarını da kullanabiliriz. Hani çoğu özelliğini kapatıyor. Fakat değişik tarzlarda slide oluşturabilmemize imkan sağlayan ücretsiz sürümü de var. Buradan student öğrencilere girelim. Burada free var. Basic, basit olarak bir ücretsiz paketi içeriyor. Burada büyük ihtimalle 14 gün gibi bir süreyle hani ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Aylık 3 dolar gibi bir şey. 5 dolar gibi bir fiyatı var. Biz buradan ücretsiz olarak seçerek devam edelim. Karşımızda bilgiler isteyecek. Direkt biz buradan Google'dan oturum açarak da yapabiliriz veyahut da bilgileri doldurarak da yapabiliriz. Bilgilerimizi dolduralım. Buraya VIP diyelim. Class diye dolduralım. E-mail bölümüne VIP course class at gmail.com şifre belirledik ve de robot değilim kutucuğunu işaretledik. Burada işte kullanım koşulları falan var. Bunları tıklamasak zaten olmuyor. Mecbur tıklayacağız. Burada standart bir oturum açma, hesap oluşturma aşamaları var. Büyük ihtimalle işte mail adresinizi onaylayın diyecek. Buradan şifreyi kaydedelim. Get start diyelim. Mail adresimizi onaylamasını istemedi. Biraz uzun süre açılıyor. İnternet bağlantısından uzaktayım şu anda. Wi-Fi zor çekiyor gibi. Bu şekilde ilk hesabımızı oluşturup başladığımızda bu şekilde bir ekran geldi karşımıza. Burada selamlıyor bizi. Education, student, biz öğrenci olarak seçelim. Veyahut da iş için kullanacaksınız. Öğrenci olarak devam ediyorum ben. Aslında eğitim de diyebilirdim gibi. Harika dedi. Burada seçeneklerini gösterdi bize. İşte ilk slaytınızı oluşturun. Burada explore keşfedin diyor, sunumları keşfedin diyor. Birilerinin yaptığı ve genel olarak gözükmesi için paylaştığı sunumlar var. Bunları keşfedebiliriz diyor. Bu şekilde seçenekler var. Bunları atla diyelim burada. Atla dediğimizde bu şekilde bir sayfaya ulaştırdı. Bu bizim ana sayfamız. Prezi sitesine girip kendi hesabımızı açtığımızda ilk olarak bu sayfayı göreceğiz. İşte burada bir slide'ımız var. Başlangıç olarak bizi tanıttığı bir slide var. Presentation sunumlar arasında bir slide var. Videolar, sizin buraya yükleyeceğiniz videolar gözüküyor. Dizaynlar, sunumlar ve kütüphane olarak seçenekler var burada. Üst tarafta bir arama barı var. Siz burada sunumlarınızı çoğalttıkça hani daha kolay aramak için bir bar bulunmakta. Ücretsiz versiyonunu kullandığınız için tüm özellikleri açmamız için paket yükseltmek için bir buton bulunuyor. Diğer seçenekleri var. Türkçe seçeneği maalesef yok. Ama dediğim gibi Google Chrome kullananlar için, diğer tarayıcı kullananlar için sayfayı çevirme özelliği varsa eğer tarayıcınızda Türkçe diline çeviri olarak da kullanabilirsiniz. Help butonu, yardım butonu var. Buradan hesabınızın ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz onları. Burada profilinizi görüyorsunuz. Profilinizi düzenleyebilirsiniz.
mail adresinizi, isim, soy isimleri, lisansınızı yükseltebilirsiniz. Burada paketinizi yükseltebilirsiniz. Çekimleri tamamlamıştık. Biz videonun çekimlerini tamamlamıştık. Siteyi kapatıp tekrar açtığımda lisans kısmında Prezindex'in yanında Prezi Klasik diye bir lisans çıktı. Bir seçenek çıktı. Prezi Klasik nedir? Ben Prezi'yi kullanmaya ilk başladığımda sadece bir versiyon vardı. Prezindex yoktu. İşte adamlar, yapımcılar Prezi'yi geliştirerek bir üst versiyon yaptılar. Bunun ismini de Prezindex dediler. Eski kullanıcılar, tabii eskiden hazırladığı slaytlar vardı. Bu slaytlara ulaşması için Prezi Klasik bölümü de kaldı. İki versiyona da geçiş yapılabiliyor. Yani slayt hazırlarken versiyonlara bağlı olarak bazı özellikler farklı olabiliyor. Bazı farklı özellikleri var. Eski kullanıcılar için büyük ihtimalle hani versiyonu geliştirdiklerinde eski kullanıcıların işte slaytlarının kalması için Prezi Klasik olarak da eski versiyonu hala tutuyorlar diye tahmin ediyorum. İlk başlarda yeniden bir slide açtığımızda, yeniden bir hesap açtığımızda yeni hesaplar için Prezi Klasik'in sunulmadığını zannetmiştim, olmadığını zannetmiştim. Sayfayı kapatıp açtığımda, tekrardan hesabı açtığımda böyle bir lisansla karşılaştım. İki versiyonu da şu anda kullanabiliyoruz. Ayarlar kısmını kapattığımızda, burada Prezi sekmesine tıkladığımızda bir ok çıktı. Prezi ve Prezi Klasik olarak gözüküyor. Klasik'e tıkladığımızda eski versiyona geçiş yapacağız. Burada bize gösteriyor işte switch diyor. Prezi Next ile Prezi Klasik hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz diyor. Buna tıklayalım. Buradan gitsin o. Eski tasarımda bu şekilde bir tasarım var. Şunları da kapatalım. Yine dil aynı seçenekler. Dil seçenekleri aynı. Ayarlar, ortak ayarlar bulunmakta. Burada bir sunum var. Prezinex'te olduğu gibi. Prezinex'te de bir tane örnek sunum vardı. Sunumları diğer videoda açacağız. Programın, yazılımın, Prezi yazılımının tasarımlarını, geçişlerini bu örnek sunumlarda görebiliriz diye tahmin ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.